Tatilin tek adresi Tatil.com'un sunduğu mekanın sahibine geldik başlıyor. Tatil, tatil, tatil.com. Ben bayağı Alice Arkalar Diyarında gibi takılıyorum işte. Otelin arkası orman. Kedileri doğurtuyorum, köpeklere bakıyorum, evler yapıyorum arkadaki kerestelerden kendimi falan. Televizyonun önüne geçip niye beni izlemiyorsunuz da televizyona bakıyorsunuz, ben burada size neler yapıyorum gibi haller. Aile üyelerine? Ben oyunculuk kariyerinin genel olarak insanlarda şöyle ilerlediğini düşünüyorum. Yetenek, şans ve istikrar. Senin kendini anlamana yönelik bir yolculuk yani. Hayat. Evet. Oyunculuk bunun hani daha kolay aslında sana bir yol gösterebilecek bir alanı diye düşünüyorum. Ben çok insan dinliyorum. Hani kendi bildiğini okuyan gibi görürsem izlediğim, okuduğum, dinlediğim her şeyi hayatıma katmaya çalışıyorum. Mesela 14 yaşında bir röportajım var benim modellik yaptığımda. Mimar Sinan Üniversitesi'ne tiyatro bölümüne girmek istiyorum demişim. Ve ben girdiğimde 18 yaşındaydım. Mekanın sahibine geldik de bugün çok sevgili kardeşim Melisa Doğu ile birlikteyiz. Kendisini ben ta konservatuar döneminden beri tanırım. İşte oradan böyle büyüdü, sonra aile dostumuz oldu, beraber aynı ortamlarda yedik içtik, sohbetlerimiz oldu, abi kardeş olduk. Beraber turnelere çıkıldı, oyunlar oynadık, beraber tiyatro yaptık. Çok ve sonra şimdi Türkiye'nin tanıdığı, bildiği çok önemli bir isim oldu. Çok sevilen, çok sayılan, aynı zamanda hocalık yapmaya başladı. Onun için ben de sizin daha da yakından tanımanızı istediğim mekan sahibine geldik programına konuk etmek istedim. Hoş geldin. Hoş bulduk Hakan'cığım. Şimdi evet yani konuk sunucu hikayesini geçelim bence. Biz baba evde gibiyim şu an. Aynen senin. Evde gibi süper yani. Şimdi Melisa böyle bir ben tabii bilmediğim şeyleri halde konuk olarak alınca bir hayat hikayesine bakıyoruz. Türkiye'nin ilk podyuma çıkan en küçük mankeni diye bir tanımlama olmuş. Evet. Kaç yaşında çıktın? 13,5 falandım galiba. 13,5 yaşında sen yani podyuma çıkıp mankenlik yaptın. Tabii tabii. Vay canına. Yani daha sonrasında 17 yaşında Elit Modulu Kad'a katılmıştım mesela. Oraya kadar çıktın. Aynen. Peki tekrar geliniyorum. 13'ün gerisine dönelim. İstanbul'da doğdun, büyüdün. İstanbul'da doğdum. Bir dönemim İzmir ve Bodrum'da geçti. Bodrum'da geçti. İlkokul 3. sınıfın yarısına kadar Bodrum'da okudum. Sonra İstanbul'a geri döndük. Hep hayatında böyle eğlenceli, şey böyle hep yazlıktaymışsın gibi bir hayatım var. Melisa hep böyledir. Çok sever böyle hani. Nerede bir eğlence var orada bulursun Melisa'yı mesela. Kendini çok güzel yeri bulmayı bilir. Demek ki çocukluğundan gelen bir hikaye. Yani, Bodrum, İzmir. Herhalde değil mi? Ya Bodrum'da bizim otelimiz vardı. Süper. Orası da böyle bayağı hani Bodrum'un ikinci havuzlu oteli falan diyebileceğim. Yani yoktu öyle bir yer. Bodrum'da artık yani köy gibi bir yerdi yani benim çocukluğumda. İşte babam biraz ileri görüşlü bir adamdır. Oralara öyle bir giriş yaptı. Süper. Ondan sonra yani çok sahil beldesinde büvenin verdiği bir rahatlık vardı ya. Herhalde, herhalde öyle bir şey. Güzel. Peki o zamandan hatırlıyor musun? Mesela çocukluğun deyince ilk aklına gelen ne? Ya ben aşırı hatırlıyorum. Yani ben böyle 1,5-2 yaşındaki hallerimi hadi hatırlıyorum. Hadi canım. Ya annem diyor ki inanılmazsın ya bunu hatırlayamazsın diyor mesela. Koku, doku, atmosfer. Ya bizim böyle hani oyunculukta egzersizler yapılır tabii. Ya hani yarı uykulu gidersin bir yerlere evet. Falan. Ben oralardan böyle film izlemiş gibi kalkıp çünkü her şeyi hatırlıyorum mesela. Allah Allah. Biraz hafızam kuvvetli. Fil hafıza diyelim. Peki bir şey söyleyeceğim. Bodrum'da çocukken o zamanki arkadaşların, sokakta oyunların, hala görüşüyorum. O zamanki heyecanların hatırlıyor musun mesela? Tabii ki hatırlıyorum. Şimdi otelde birimin şöyle bir şey vardı. Etrafta böyle hep çalışan arkadaşlar var. Onlar hepsi gözü benim üstümde. Hani otel sahibinin kızı. Tabii. Aman başına bir şey gelmesin. Ha, ben bayağı Alice Arkalar Diyarında gibi takılıyorum işte. Otelin ağaçlar arkası açık. Orman. Kedileri doğurtuyorum. Köpeklere bakıyorum. İşte ondan sonra evler yapıyorum. Arkadaki kerestelerden kendimi falan. Yani hep oyun kurardım kendime yani. Ama aynı zamanda işte yabancı arkadaşlarım olurdu hani onlar tabii sürekli değişiyor. Geliyorlar. Hollandalısı geliyor, İsveçlisi aynen, geliyor. Aynen onlarla arkadaşlık kurarım. İşte mektup arkadaşı olurum. Ondan sonra kendi ilkokul arkadaşlarım vardı. Hala görüştüğüm. Aynı onlar güzel. Da şu an İstanbul'dalar işte. Çok iyi bir psikolog olduğu biri, avukat oldu falan. Yani böyle hala görüştüğüm ilkokul arkadaşlarım var. Ay ne güzel. Sonra peki mankenlik hikayesi nereden çıktı? Şimdi şöyle ben İstanbul'a döndükten sonra orada ben tabii köy gibi bir yerde büyük böyle 3 kişi oturup. Doğanın içindeyken. Öyle büyük. Ondan sonra buraya geldiğimde böyle İstanbul'un keşmekeşinde beni halam, küçük halam yani benden bir 4-5 yaş büyük daha önce okudu. Bir okula yazdırdılar hani referans olarak. Orası bir özel okuldu. O böyle bir villada, Etiler'de sadece 5 sınıfı olan, işte bir sınıfı da 15-20 kişilik olan
ama böyle aşırı sosyal. Yani hani balesi, dansı, işte handbolu, futbolu ne ararsan, işte müziği, korosu falan, çok sosyal bir yerde orası diyeyim. Ama ağır bir okuldu yani, hani çalışma standartları da yüksek ve çok beklenti var. Ben de böyle köyden indim şehire gibi bir şey oldum. Ve aşırı zengin ailelerin, çocukların olduğu falan, biraz böyle snobby bir okuldu orası yani. Ben ilk sene çok zorlandım. Sonra çok tatlı bir öğretmenim vardı, o da devlet okulundan geldi. O benim anladı tabii bu adaptasyon durumumu. Mesela şey vardır, bir film var ya, animasyon, Inside Out mu neydi o? O film tamamen benim hayatımı anlatıyor mesela. Allah böyle. Allah. Taşınıp o bölgede tekrar adapte olmaya çalışan bir çocuğun hikayesi. Öyle geçen bir sürecin üstünde konservatuar sohbeti geçince, ya ben çünkü hep sanat sepet çok sevdiğim şeyler. O zamanlar sevdiğim şeyler dediğin, çocukken bunların verileri neydi peki? İşte herkesin başına gelen, elini al, şarkı söyle. Evde bale yap, işte hep söylüyorum onu, bazı röportajlarımda tekrarlamış olmayayım. İşte televizyonun önüne geçip niye beni izlemiyorsunuz da televizyona bakıyorsunuz, ben burada size neler yapıyorum gibi haller. Aile üyelerine? Yani direkt tabii belliydi ne olacağı yani. Hani ailede de var tabii böyle sanat mevzuları, işte şarkılar, türküler. Babam da öyle, işte teyzem de öyle. Çok, ne güzel. Hani act etmeyi seven tiplerdir. Herhalde onların da etkisi vardır diye düşünüyorum. Sonra mankenliğe geçişte. Onu anlatacağım işte. Geldim, okul bitti, ilkokul bitti. Ben aslında hani bale male, acaba konservatuar, ben aslında hep oyunculuk istiyordum. Oyunculuk da zaten liseden sonra alındığı olacak için. Olacak bir şey. Normal devam etti sürecim. Anneme de dedim ki beni bir ajansa yazdır. Bir de yani böyle hani hoş bir kızdım, genç bir kızdım falan. Ben de bu işleri öğrenmek istiyorum. Bir de olgun bir tiptim yani, hani böyle şımarıklık bir haliyle değildi o yani. Hakikaten amaca yönelik gitmek gibi bir şeydi. Evet. O zaman da modellikten oyunculuk aslında olan bir şeydi. Ben hep sinema yapmak istiyordum. Aslında sinema oyunculuğu veren bir yer olsaydı mesela, orayı tercih edecektim. O da yok. Tiyatro, okey, o zaman nereye gideceğiz? En iyisi neresi? Rahmetli Müşfik Kenter'i tabii çok seviyordum. Hmm. O da Mimar Sinan'daydı. O sürecin içerisinde yani ortaokul, lise sürecinde ben biraz mevzuları anlamak adına modelliğe başladım. Ajans ilişkisine başladım. Aynen, Gaye Sökmen'le çalışmaya başlamıştım o dönemde. O da hani böyle boyum uzundu, yaşıtlarımın üstünde, yani yaşım da büyük duruyordu. Yani 13-14 iken 18 gibi duruyordum, 19 gibi duruyordu. İşte o zaman vizyon şovlar falan vardı, sen hatırlarsın. Tabii, benim yaşım tutar. İşte böyle modellikle başladı, fotomodellikle başladı. Sonra konservatuar girince zaten 18 yaşında. Peki o zaman fotomodellik, sahneye çıkma, ilk çıktığın anı falan hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii ki. Peki oradaki, şimdi daha evvelden sen Bodrum'da takıldın, ağaca çıktın, indin. Arkadaşların evet. arasında ne kadar oyun kurmaya çalışsan da, ne kadar bir ünlü demeyeyim ama en azından alkışlanan birisi değildin. Ama oraya çıktığında bir alkış oldu, bir beğeni oldu, fotoğraflar patladı. Ya Hakan, o yaştaki kafayla... Bak hiç bende, bak bende değişen hiçbir şey yok. O zaman da ben bunların çok doğal bir şey olduğunu düşünüyordum. Allah Allah. Ben hani sokakta oyunculuk yaparken birileri beni bildiğinde de, birileri şu anda çok iyi bildiğinde de, bende de hiçbir şey yok. Hep aynı Melisa diyorsun. Hep aynı yani. Hani harika. Ben bunları hani benim mesleğimin ve istediklerimin getirisi olan şeyler olarak düşündüğüm için. Ya sen zaten böyle olacaksın. Yani, tabii ki öyle olduğunu yani biliyorum ben ama. Hep öyleydi yani benim için. Evet, yani insan gene hani bir kırılması vardır, olgunlaşması sonrasından. Yok, baştan olgun, beri sen ona hazırdın. Ben olgundum. Ben çocukken de olgun bir tiptim. Yani ben böyle eğlenceli parti kızı gibi takılıyorum. Arkadaşlar beni öyle biliyorlar. İşte oynadığım rol daha ağır, anne, anneanne bir şey ama özel hayatım öyle değil ya. Tabii ki. Ama onun içinde de hep bir olgunluğum vardı. Yok, yani. Yok, hiçbir zaman yani çok eğlenceli ortamlarda yani gördüm seni ama hiçbir zaman öyle dağıtan bir insan olarak görmedim yani. Yani nerede ne yapması gerektiğini bilen, konuşmasını evet. bilen, yani iyi eğitilmiş bir insanım ben. Hani buradan anneme babama sevgiler, evet. saygılar olsun aileme yani. Ellerinden öperiz gerçekten. Aynen yani, o yüzden hani onun için zorluklarını çektik. Yani işin çok zorluğunu çektik. Hepimiz tabii ki. Biliyorsun ama o tabii mesleki ki. Sıkıntılar. Onun dışında karakterle ilgili hani bir şeylerin daha istediğin gibi gittiğindeki sürecindeki değişimlerin bende bir karşılığı yok. Peki konservatuar başladı. Evet. Çok güzel bir sınıfla. Yani şu an Türkiye'de oynayan birçok önemli aktör ve aktristin aslında bulunduğu sınıftı. Hatta biraz isim de geçelim. İşte Doğa vardı değil mi? Doğa benim sınıf arkadaşım değil. O benim üst sınıfım. Üst sınıfında. Bizim jenerasyonumuz ama biraz aynı döneminde değil mi? Şu an çok severek izlediğimiz arkadaşlarımızın olduğu bir dönemdi. Birçok isim vardı. O isimlerden sadece rahmetli Onur yok Onurcuğum, galiba değil mi? Evet. Onurcuğum. Yani Onur ve o süreçte de aslında beraber iş yapmak, beraber ilk defa o ekiple seninle aynı amaçta olan insanlarla aynı sınıfta tabii. karşılaşmanın, o anki konservatuar deyince aklına ilk gelen güzel şey neydi? Yani şöyle bir şey, güzelliğin dışında mesela işte böyle
güzel kızdık, modeldik, okuldaydık. Hani yeteneğimizle aldık sonuçta yani sınavları, mınavları girdik. Ama şimdi o bilirsin sen konservatuar hiyerarşisini yani. Bunlar da dizici olacak gibi bir durum vardı hep. Çünkü güzelseniz öyledir falan. Değil mi? Ama ben daha okulu bitirmeden Onur'la rahmetli canım arkadaşımla tiyatro yapmaya başladım. Hiç de bırakmadım yani hani senelerce. Evet. Evet, buradaki her şey devam etti. Dizisi, sineması, ekranı ama tiyatroyu da bırakmadım. Yani onların düşündüğü gibi olmadı mevzu. En çok yapanlardan oldum diyebilirim yani tabii ki. Okuldan bayağı sonra. Bayağı beraber de tiyatro yaptık. 3,5 sene beraber oynadık sahne. Orası antrenman yeri zaten. Orada yapmayınca olmuyor ki. Dizide yapamıyorsun ondan sonra yani. Yani şimdi konservatuar dönemine baktığım zaman gerçekten çok keyifli ve güzel geçtiğimi düşünüyorum. Yani özellikle kendi sınıfımla da iyi bir sınıftık, üretici bir sınıftık. Beraber yani, tiyatronuz vardı ayrıca yani şeyin haricinde. Beraber ikinizin bulunduğu, Onur'la yaptığınızın haricinde ben... Stüdyo dramayı kurmuştu Onur. Ben işte 2 sene var. Mezun olurken onu kurmuştu. Biz de öyle başlamıştık çalışmaya. Sonra mezun olduktan sonra da beraber oyunlar falan yapmıştık. O dönem yani özel tiyatroların öyle çok olmadığı, hani bir eski dönemde. Ekol özel tiyatroların olduğu, yeni şu an gördüğümüz gibi bir sürü yeni tiyatronun isminin bile geçmediği bir dönemde çok çabalayarak tiyatromuzu kurmuştuk. Rahmetli Onur. Çok önemli yani bir tiyatro adamıydı. Talihsiz kaza olmasaydı şu anda belki de Türkiye'nin en önemli gruplarından birinin aynen öyle olacaktı. Yöneticisi, yönetmeni, yazarı olabilirdi biz yani. Biz de işte onun bize bıraktığı miras diyelim. Onu elimizden geldiğince hiç bırakmadınız yani. Bir de çok güzel dostluklarım var Melisa Bey. Hiç bıkmayan, bitmeyen, işte bu ta Bodrum'daki ilkokul arkadaşlığını bile hala takip eden, konservatuar ekibiyle çok iyi bir dostsun, çok iyi bir yarensin. Çok iyi bir dinleyen misin? Neden? İlişkin nasıl yani? Genelde sen dinleyen misin? Ya bu olgunluğun mu acaba o arkadaşlıkta çok işe yarıyor? Şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben de tek büyüyen bir çocuğum. Hmm. Yani kardeş olmadığı için arkadaşlarım kardeşim gibi oluyor. Hmm. Ya bence şöyle bir şey. Arkadaşlıklar çok ilişki gibi yani. Hani nefes alır, değişir, insanlar değişir, ortamları değişir. Orada ne kadar hala o duyguyu tutmanla ilgili olduğunu düşünüyorum. Dinleyenim, konuşanım, bazen çok konuşanım. Ama genelde böyle sağ duyuma ve objektif bakış açıma güvendiklerini biliyorum arkadaşlarım. Hmm. Yani 3 kişiye 5 kişiye anlattıklarında alamadıkları cevapları sert bile olsa benden alacaklarını biliyorlar. Dost zaten öyle söylemez mi? Yani bence de öyle. Bana da söylendiğinde aynı yerdeyim. Bazen orayı o yaşadığın psikoloji içerisinde ya da sıkıntı içerisinde ciddiye almak istemiyorsun. Ama sonra bakıyorsun ki aslında tam olarak da sana doğruyu söylemiş. Evet. Yani sen de bizim heykel arkadaşımız biliyorsun. Tabii Doğa ortak. Tabii. Rutkay. Biz abla kardeş gibi büyüdük. Evet. Sen de buna şahitsin. Mesela birbirimizi en sert eleştiren ama en zor zamanda yanında olan bir arkadaşımız var. Neredeyse 20 küsür yıldır. Tabii. Hep beraberiz. Sana hiç en çok kızan insan Doğa'dır aslında. Aynen öyle yani. Yani gayet eleştirir sonra tabii da ki hiç vazgeçemez yani. Aynen yani. Doğacık bizim da buradan onunla selam olsun. Aynen canım benim. Gelmeden de konuştuk. Selam söyledi sana. Evet, güzel. Önemli ya yani birbirini çok anlamak, önemli. Birbirini dinlemek, empati kurmak, işte ego yapmamak, kıskançlık yapmamak, birbirinin acısında yan yana olabilmek, mutluluğunda keyif alabilmek. Yani yoksa niye yani arkadaşlık burası ki? Tabii ki niye olsun İlişki ki? De öyle bir şey. Her aynen. türlü ilişki öyle bir şey. Olduğu sürece de sağlıklı ve güzel gitmemesi için bir sebep yok. Peki şimdi yola çıktığında Bodrum'da müthiş bir güzelliğin içerisinde, oranın en lüks otellerinin birinin bahçesinde, çalışanların korumasının altında büyüyen, sonra İstanbul'a gelip çok özel bir okulda okuyan ve haliyle bir konforun içinde yaşarken sonra öyle bir meslek seçiyorsun ki o meslek senin bu konforunu sürekli en azından korumuyor. Dolayısıyla ister istemez ekonomik, sosyal sıkıntılar, travmalar yaşıyorsun. Bu sürecin içerisinde bunları atlatmak için seçimlerin neydi veya motivasyon seçimin neydi? Çünkü yani, her şey çok toz pembe devam etmedi. Tabii ki hiç öyle etmedi. Çok zor yani zamanlar. Çok duvara çarptığın zamanlar oldu ki. Yani. Yani şimdi başında da söylediğin gibi ben hani hocalık kısmına da işin içine girdikten sonra ve bu işe çok küçük yaşta başladığım için gözlemleme şansım çok oldu. Hmm. Ben oyunculuk kariyerinin genel olarak insanlarda şöyle ilerlediğini düşünüyorum. Yetenek, şans ve istikrar. Hmm. Yani bu üçü olmazsa hiçbir şekilde olmuyor. Olmuyor. Yani buna bağlı kalmak gerekiyor. Yani ben inat ettim. Hmm. Yani ben bir şeylerin iyi olabileceğine olan inancımı kaybetmedim. Benim olmadı mı düştüğüm kalktığım zamanlar. Ama hep bir B planım vardı. Yani oyunculuk yapamıyorsam oturup evde depresyona girip
bu rolü bana vermiyorlar diye ağlayacağım. Kendime başka iş alanları yaptım. DJ'lik yaptın, organizasyonlar yaptın. İşletme yaptım. Patlaşıklar yaptım. Bravo. Marka müdürlüğü yaptım, satış danışmanlığı yaptım. Ya aklına gelebilecek her türlü işi yaptım. Çünkü sonuçta hayatını idame ettirmen gerekiyor. Oturup da bana rol versinler mi diye bekleyemez. Tabii. Ya da çok okey verdiğin ve çok güzel bir paraya anlaştığın, çok iyi bir diyelim ekran açısından söylüyorum. Bir iş oluyor, bir bakıyorsun 3 bölüm sonra kalkıyor. Hiçbir şeyin garantisi yok. Yani hayatını tamamen bunun üzerine kuramıyorsun. Bu meslek böyle bir meslek. Evet işte. Yani o yüzden oyunculuk sevdasını çok iyi anlıyorum. Çünkü ben bu sevdaya kapılanlardan biriyim. Ama B planlı gitmek gerektiğini düşünüyorum. Yani o düşmeme sebeplerim bence hayatımın akışını devam ettirebiliyor olmamdı maddi ve manevi bir şekilde. Yani beni o kurtardı diyeyim evet. Yani. Tiyatroyu bırakmamam, ne olursa olsuna devam etmem. Olan hiçbir işe böyle bakmamam, en ufak role bile okey ben bunu yapabilirim demem. Kast olarak düşünmemem. Yani ben mesleğin kendisiyle harmanladım kendimi, öyle söyleyeyim. Bu arada dışarıda yaptığın her şeyde aslında senin yaptığın oyunculuğa da acayip bir katkısı aynen oldu tabii öyle. Ki yani. Çünkü hayatı görüyorsun, gözlemliyorsun, takip ediyorsun. Aynen. Bu çok kıymetli yani, bazen görüyoruz, konuşuyoruz işte 30 senedir bu işi yapıyorum, kimse beni anlamıyor dediklerinde diyorum ki yani kimse 30 sene... Anlamayacak zaten. Bundan sonra da anlamaz. Yani bunun, kimse seni anlamayacak. Bu yani bu seninle ilgili değil yani. Bu senin kendini değiştirmenle ilgili. Ya bir şeyi yanlış yapıyorsun ya başka bir metottasın. Üstü bu senin yanlış. Senin kendini anlamana yönelik bir evet yolculuk yani. Hayat. Evet. Oyunculuk bunun hani daha kolay aslında sana bir yol gösterebilecek bir alanı diye düşünüyorum. Yani kendini tanımlama anlamında. Çok güzel bir noktaya değindin. Kendini anlamak. Kendini anladığında yaş olarak ne zaman olduğunu hatırlıyor musun? Yani kendini anlamaktan kastım şu, artık ben fark ettim, evet ben böyle yaşamalıyım, böyle devam etmeliyim, böyle sürdürmeliyim, bunlarla devam etmeliyim, davranışlarım böyle olmalı diye değiştiğin, fark ettiğin, yani kendi farkındalığını fark ettiğin bir süreç var yani mıydı? Yani ben şu an işte 42 yaşına geliyorum, 35 sonrası, 34 sonrası benim hayatım başka bir süreç. Yani herkes şey işte 20'ler, 30'lar, 40'lar gibi olmuyor. Ya 30-40 arası... Tabii. Birer ikişer seneyle seni farklılaştırıyor aslında. O yüzden 40'lar güzel diyorlar. Yani o 10 yıl geçip de jenerasyon değişti ve sen bir şey olmuyorsun. Ama kafa açılması bence 40 plus. Yani benim adıma 35 sonrası o süreci ben öyle yaşadım. Evet. Yani hayatta ne istiyorum? Beklentilerim neler? Neleri talep edebilirim? Beni ne mutlu ediyor? Beni ne mutlu etmiyor? Tamam benim çok sağlam dostluklarım var, konuşuyoruz, seviyoruz. Ama benim hayatımdan çok çıkardığım insan da var. Tabii. Çünkü o yolculukta artık aynı frekansta olmadığım için katkıda da bulunamadığımı hissettiğim yerde peki bu da senin yolculuğunda, ben buraya kadar senleydim, görüşürüz deyip gidebilme cesareti bence. Peki kendinden bence. Çıkarttığın ne var? Yani kendinde dayanamadığın, tahammül edemediğin ama bir türlü de hayat kendinden çıkartamadığın bir şey var mı? Yani ben biraz sabırsız, tahammülsüz. Ve şey oldum, bir agresif görünebilecek bir enerjide oldum. Ama aslında agresif değilim. Evet hiç değilsindir ya. Ya bir de şöyle bir şey var, ben hani başka şeyler değilim. Mesela human design diye bir şey var. Orada ben projektörüm. Hani bana diyor ki sen göstericisin kardeşim. Yani senin bir şeyleri göstermen gerekiyor, yapın bu. Yani şimdi bu yapıyı da yokmuş gibi hareket edemiyorsun. Ya ben gösteriyorum, senin işine gelir, alırsın, beğenmezsin, almazsın. Ben göstermekle yükümlüyüm. Ama bu gösterme şeklim... Canım bu böyle değil, şöyle diyecek olsam oyuncu olmazdım, psikolog olurdum zaten. Yani hani şimdi benim arkadaşlarım arada geliyorlar böyle bir şey anlatıyorlar. Ben bir yorumda bulunuyorum. Hani bunu gerçekten hani ukalalık olarak anlatmıyorum. Bir yorumda bulunuyorum. Çünkü psikolojiyle çok ilgileniyorum. Yani işim gereği de bununla ilgilenmek zorunda. Bence de çok kıymetli zorunda. Zaten tabii. Bir şeyler yapıyor falan. Sonra gidiyor, 2 sene geçiyor, bir doktora gidiyor. Hani burada tabii ki psikolojiyi gömmek gibi bir niyetim. Doktora geliyor, gidiyor, geri dönüyor. Mesela o seanstan geliyor bana kahve. Sen de bana 2 yıl evvel demiştin ki aynı şeyi söyledi doktor diyor mesela. Ve arkadaşım yani illa her şeyi tecrübe mi etmek gerekiyor hayatta? Yani hani bazen de deneyimsiz haliyle duymak yapmak. Ben biraz işin o kısımlarını diyeyim. Ben çok insan dinliyorum. Evet. Aslında. Yani o an dediklerini yapmıyor olsam da ya da öyle dursam da hani kendi bildiğini okuyan gibi görürsem izlediğim, okuduğum, dinlediğim her şeyi hayatıma katmaya çalışıyorum. Evet. Hani benim farkındalığım var. Farkındalık çok daha zor bir şey. Tabii. Şu ignorance is bliss. Hani cehalet mutluluktur. Aslında çok güzel bir şey. Tabii. O güzel, farkındalıktan güzel sonra neyle baş ettiğin önemli zaten. Farkında olduktan sonra hayatını değiştirebiliyorsan o zaman manası var. Bir de şu an her şey elimizin altında. Tabii. Hani eskiden biz gider kütüphane, okul, insan, bir usta dinlemek falandı. Şu an böyle açıyorsun işte YouTube. Mesela bu kadın ne yapıyormuş dediğinde bu programı açıp mesela diyecek ki aa öyle düşünüyormuş
gibi bir şeye çok yakın ulaşıyorsun yani. Peki o zaman bu 13 yaşında ilk podyuma çıkan Melisa'nın vizyonuna baktığımızda o zaman kafaya koymuş, evet ben oyuncu olacağım ve baktım işte bale falan değil aslında, oyuncu olacağım diye karar vermiş Melisa. Ya tekrar geri dönsen, evet. O Melisa'nın kulağına tekrar ne söylemek istersin? Mesela 14 yaşında bir röportajım var benim, modellik yaptığımda. Mimar Sinan Üniversitesi'ne tiyatro bölümüne girmek istiyorum demişim. 14 yaşındayım. Ve ben girdiğimde 18 yaşındaydım. Yani o sürecin içinde. Böyle bir Şam'dan'da bir fotoğrafım var. Altında böyle bir şey yazıyor. Değişmedi bende yani o kısım. Peki yani eksik ne kalan derim, bir şey oldu mu o vizyonda? Şöyle derim, ben çok naif bir tiptim. Yani o yaş zamanında. Hani çünkü şey diye bakıyordum hayata. Herkes işini doğru yapıyorsa bir sıkıntı yoktur. Ben bunu doğru yapıyorsam birileri bunu görmelidir. Yani ben işimi yapayım da ya da ben doğru yapayım da bu zaten görülür. Öyle bir dünya yokmuş. Yani onu benim keşfetmem çok uzun zaman aldı. O naiviteden, işte hayır diyememekten, işte talep edememekten olan kısım bu. Kendine güvendiğin ve ne olduğunu bildiğin yerde hakkını savunman gerekiyor. Özellikle bu sektörde. Evet. Yani eyvallahçılık olmuyor yani. Öyle bir şey işlemiyor. Demiyorum ki deliye vur. Öyle bir şey, ona da yokum yani. Herkes işini doğru yapsın. Ama ben buyum abi, beni bir dakika burada görün demek gerekiyor yani. Yani onu diyemediğin yerler oldu yani. Tabii ki oldu, olmaz. O süreçlerin çoğunun sebebi o. İşte ne bileyim, menajerine bir şey diyememek, işte o işe eyvallah demek, o paraya okey demek. Yani senin bir okey dediğin bir para, senin uzun vadede kariyerindeki bütçeni değiştiriyor. Şey. Yani anlatabildim mi? Tabii. Yani sana bir şans verdiler gözüyle bakmak biraz kendine güvenen insan için zor bir süreç. Evet. Hani tabii ki bazı noktalarda politik davranmak gerekiyor, kariyerini düşünmek gerekiyor, doğru seçimler yapmak gerekiyor. Evet. Ben kendi adıma bana verilen şanslarda diyeyim, doğru seçimler yaptığımı düşünüyorum. Ya beni kurtaran o oldu. Bir kere şeyden taviz vermedin, o kentsel yaklaşımından, o var olan çağdaşlığından, o medeniyetinden yaptığın aktivitelerde sen işsiz kaldığında başka bir alanı... O sosyal çevreden vazgeçmeden işler yaptın. Evet. O da seni hep korudu bence. Hep Melisa vardı hayatımızda. O dönem çalışıyor mu çalışmıyor mu kimsenin farkında değildi ama hep tabii o canım, ya oyuncuların o kadar... arasında yer alan bir Melisa'ydı ya yani. Bu çok önemli bir şey. Oyunculuk adında işim olmadığını algılamadı o süreçte tabii. Zaten. Yani sanki benim seçimim ve ben bu sefer de bunu yapıyorum gibi bir imaj. Ama bu yani bunu çok net söyleyeceğim. Yani bu bir motto benim için. Benim hayat felsefelerimden biridir. Muhalefetken bile iktidar gibi davranacaksın. Hali vardır yani. Ben orayı hiçbir zaman kaybetmedim. Benim çok yakın arkadaşlarım bilmedi mi benim depresyonlarımı? Parasız kaldığım, işsiz kaldığım, mutsuz olduğum, destek aldığım. Böyledir hayat, müştelek. Tabii ki. Ama orada bile bir saniye hayat devam ediyor ve tamam bu da olacak bir yerde. Bu şu an bir dursun. Orada acaba birbirini yani destekleme hikayesi şöyle mi oluyor? Mesela şimdi aynı sınıftan çıkıyorsunuz. Aynı birbirine yakın yeteneklerde çıkıyorsunuz. Aynı hocalardan eğitim almışsınız. Bir anda manasızca 10 kişiden 3 tanesi televizyonda şans, çoktandan olabiliyor. Şans aşkım. 7 tanesi olamıyor. Şans. Sadece şunu demeye çalışıyorum. Niye olduğunu tartışmıyorum. Çünkü seçimler biliyorsun oturuyor masada. Aa Ayşe olsun, aa Fatma olsun diyorlar. O Fatma ve Ayşe'nin yanındaki diğer Kezban'la Emine'nin ne yaşadığını veya aynı kalibrede olup olmadığını kimse tartışmıyor. O Ayşe'yle bir şey yaşadığı için okey veriyor. Seçimlerin nasıl olduğunu biliyorum. Ben şundan bahsediyorum. Söyledin ya muhalefetken bile iktidar kalmakta. Evet. O hala sen hala aktifmişsin, hala iyi misin, hala iş yapmasan da seni koruyan çevrendeki arkadaşlarının yorumları mıydı? Ekonomik desteklerin de haricinde beraber yürüme duygusu muydu? O beraber olma duygusu çok kıymetli bir şey. Ya bana mesela çok şey oldu diyen arkadaşlarım, bırak ya. Yani olmuyor yani, zorlama ya. Olmuyor dediler yani. En büyük kavgalarımı burada verdim. Olacak. Olacak. Çünkü bu bir inanç meselesi. Tabii ki. Yani senin kendine inanman lazım. Mesleğine inanman lazım. Benim etrafımda başka kimseye inanmama gerek yoktu. Bir yapımcıya bir yön. Yani ben en son delirdiğimde artık tamam bunları mı bekleyeceğim ben ya, beni bulacaklar da koyacaklar dediğimde cebimde 5 lirayla koca okul açtım ben yani. Ben hocalığımı yaparım yani. Ben mesleğimi gene icra ederim. Buradan ederim, insan eğitirim deyip bravo, okul açtım yani. Üçüncü açtıktan işte 3. ayın sonunda 30 tane öğrencim vardı. Tek başıma hocalık yapıyordum. Peki o zaman o çocuklara bu yaşanmışlıklardan yola çıkarak diğer hocalardan farklı olarak söylediğin en önemli şey neydi? Oyunculuk meselesinin bir farkındalık hali olduğu. Hmm. Yani bir şey act ederek ya da bir şeyi söyleminin dışında bir yerde yaşayarak ortaya koymak gerektiğiydi.
ve her zamanki gibi B planı olması gerektiğinde bunu böyle bir oyuncu ya bu kadar kutsallaştırılacak bir durum atomu yok. Atomu parçalamadığımız gerek yok. Yani bu bir ansambl işi. Senin iyi bir metnin, iyi bir yönetmenin, iyi bir partnerin olduktan sonra en olmayacak insandan da bir şey çıkabilir. Çünkü hayatın içinde bir şey. Sen birini eklediyorsun yani. Bir tabii. Kendince bir karakter yaratıyorsun. O senin tanıdığın, bildiğin biri. Ya ben şu an oynadığım işteki karaktere bakıyorum. Anneannem var, teyzem var, tabii annemin canım. Arkadaşları var, ara ara annem var. Ara ara tanıdığım, sokakta gördüğüm biri var. Ya ben yokum aslında yani. Hani ilk kez hayatımda böyle bir şey var. Ben yokum ama benim dışımda çok gözlemlediğim bir şey var. Şimdi ben bu rolü bu kadar senedir nasıl oynuyorum? Bana bu kadar uzak bir şey. Değil mi? Yani evet. Bu anlayışı zaten keşfettiğinde o zaman o oyuncu da dünyada bir tane olduğunu, benim oynadığımı başka birisinin oynamayacağını, buradan yola çıkarak kimseyle rekabet etmemesi gerektiğini, aslında tek rakibinin kendisi aynen olduğunu, öyle. Kendi rekorunu kırmak için mücadele etmesi gerektiğini. Yani Hamlet diye bir oyun var. Evet. Yıllardır oynuyorlar. Yani. Herkes oynadı. Herkes yani bir Metin, herkesin ezbere bildiği artık. Sokaktaki çocuğa sorsam var olmak mı yok olmak mı diyecek. Niye herkesi biz hala aynı heyecanla izlemeye çalışıyoruz? Çünkü herkesin bir yorumu var ona. Evet. Yani oyunculuk meselesi de öyle bir şey. Yani bir yerden o kedinden çıktığı bir şey var. Ben kendimi bu işte izlerken, hani çok fazla oyunculuk serüvenimde oynadığım karakter oldu. Daha uzun vadede bu olduğu için insanlar buradan evet. biliyorlar. Dedim yani 30 senedir oyunculuk yapıyorum yani. Hani. Tabii ki. Ama mesela kendime bakıyorum izlerken arada. Hiç başka bir kadını izler gibiyim. Evet, başka bir kadın. Ve 3-2 bir kayıttan sonra oluyor. Mesela bana şu an desen ki şey yap, hani oyna, oynayamam şu anda. Yani taklidin taklidi gibi olur. Evet. O sadece o ortamda, karşımdaki o partnerlerimle o kamerada oluyor. İşte bir anımı anlatayım sana. Bizim lütfen. Kerem Ayan, sevgili İKSV'nin direktörü, benim çok yakın arkadaşım. Bir tane film çekti, Ümit Ünal'ın senaryosu. Hmm. Güzel bir ekip. İşte Mart 17 gibi girecek vizyona. Güzel. Ben orada küçük bir şey oynadım yani, böyle bir Jack dedim yani. Konuk oyunculuk girdi. Bambaşka bir tip oynuyorum yani, normal İstanbul Türkçesi falan konuştum. Hani çünkü Asuman karakteri, Yasak Elma'daki bir tık daha hani bir kırık şiveli falan bir tip. Okey, çıkınca kapıyı açıyorum, konuşuyorum, kapatıyorum. Açtım, konuştum, kapattım, açtım, dedim ki Kerem bu olmadı, Asuman oldu bu dedim. Oraya çünkü setten gittim yani, tabii. Anladın mı hani arada. Asuman hala da Asuman. Oldu, bir daha çekelim dedim. Gülüyor orada bana mesela. O kadar artık benimsemişim ki 3-2 bir kayıt deyince o şeyi düşünüyorum. Bu işten sonra ne yapacağım? Bir ara vermem lazım. Hani bir Bahar Kerimoğlu'nu İpek İpek'i ararım. Oradan biraz bir harmanlayıp tekrar bir şey hazırlanmam kesinlikle gerekecek benim de yani. Evet ama Yasak Elma da enteresan mesela. Bir komedi dizisi oldu hatta. Çok eğleniyor insanlar. Bir de artık tekstin haricinde de böyle bir doğaçlama mı diyeyim? Daha sizin ağzınıza oturan kelimeler kullanılmaya başlandı. Eda ile özellikle çok güzel bir kavuk tüpü şeker gibi atışmalarınızla mizah çıkmaya başladı. Ben çok eğleniyorum izlerken. Normal bildiğimiz romantik komedi, işte daha böyle bir dramanın dışında başka bir dili oldu ve bu dil çok sevildi, değil mi? Evet. Yanlış görmüyorum yani. Yani şimdi sevgili Melis Civelek ve Zeynep Gül çok güzel yazıyor yıllardır. Zaten artık yani 165'i çekiyoruz herhalde şu anda. Maşallah, daha yayınlanacak. İki bölüm sonra yayınlanacak bölüm çekiyoruz. Şimdi onların tabii ki kurdukları dünya müthiş. İlk 3 sezon sevgili Neslihan Yeşilyurt çok güzel bir hikaye kurdu. Çok iyi oyuncular var. Yani gerçekten ana kastımız dediğim hani çok oyuncu geldi, girdi, çıktı ve hep iyi kaslarda oyuncular oldu. Ama hikaye bir noktada aynı şeyi anlatıyor gibi dursa da kendi dilini oluşturmuş kartun bir dili var. Şimdi orada çok grotesk şeyler oynuyoruz baktığında. Normalde ekranda çok fazla gelebilecek şeyler. Ama uzun vadede bir rolü canlandırdığında artık o senin bünyenin bir parçası gibi olduğunda, artık elimi nereye koyacağım, ben bunu nasıl söyleyeceğim fikriyle oynamadığında artık sadece sosyal bir şey, o davranışla kendiliğinden çıkıyor. Evet. Eda çok iyi bir partner. Yani ben ona çok mutluyum ve şanslı hissediyorum kendimi. Ama bizim enerjimiz de onunla çok tutuyor. Evet, ne güzel. Yani birbirimize çok alan tanıdığımız, dinlediğimiz bir yerden oynamaya çalışıyoruz. O yüzden böyle bir şey oldu yani. Nefis. Efsunlu bir durumu var Yasak Elma'nın. Evet yani. Var. Bir de çok hızlı bir iş. Yani
Tempolu. Yani evet. Şu anlaşılabilir bir şey. 140 dakika yani artık oralara gidersek hani reklam sektörünün işte anca eskiden biliyorsun prime time 1, prime time 2, iki dizi aynen oynardı bir gecede. Tabii. Özet mözet yoktu yani en fazla özet 2 dakika geçerdi böyle evet, en önemli sahneler. Şimdi 140 dakikada seyirciye bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Yani çok zorlanıyoruz. Yani ben dramada da zorlanıldığını görüyorum. Tabii. Hani bir de onun çekim sistemi farklı. Ya bizde amorsuz hiçbir görüntü yok. Evet. Yani sen o yüzden herkes birbirinin içinde. Yani o çok zor yani evet, hani o teknik olarak da zor bir şey. İş böyle vay hani tek mekanda gibi duruyor bazen ama öyle değil yani. Haftanın 6 günü çekim var zaten. 140 dakikayı doldurmak için deli gibi çalışıyor insanlar geceli gündüzlü. Ya yani daha çift fazla ekip, çalışanlar var. Çift ekip çalışıyoruz. Tabii. Aynen. Zaten yani çift ekip olup da bir mantığa tersse bu demek ki teknik ekip yetmiyorsa oyuncular nasıl yetsin yani? Şimdi yani de o taraf var ya. Yani oyuncudan bir tane var. Yani senaristler yani 160 bölüm bir hikaye yazmak ve bir çok hikaye bir şeyin etrafında döndürmek. Evet, evet. Çok zor. Ellerine sağlık bütün ekibe de. Gerçekten Türkiye için keyifli bir şey. Sevgiler bütün ekibime. Evet, sevgiler, saygılar. Evet efendim, peki şimdi bu hani elinde böyle bir güzel bir şans olsa, konuşabilsen sektöre dair, oyunculuğa dair, tiyatroya dair, yani öyle bir cümle edebilsen, insanlar bundan feyz alabilseler diyeceğimiz, bu sektöre girmek isteyen girsinler mi, girmesinler mi? En önemli neye ihtiyaçları var sence onların bu yola girerken? Yani hep söylüyorlar, bazı diyor ki yetenekli olmam lazım, şansın olmam lazım, işte çok disiplinli olursam olur falan. Bunların hepsi var tabii ki ama tabii ki en önemli olması gereken şey ne sence yani? Yani şu var. Gene başında dediğim gibi oyunculuk bir kutsal bir meslek gibi bakılmasın ayrı. Oyunculuk zor bir meslek. Evet. Yani oyunculuğun neresinde? Yani sen dizi oyuncusu mu olmak istiyorsun? Ünlü mü olmak istiyorsun? Sen tiyatro mu yapmak istiyorsun? Sen oyuncu mu olmak istiyorsun? Hep söylediğim şey oydu. Evet. Oyunculuk yapmakla oyuncu olmak arasında incecik bir çizgi var. Evet. Herkes oyunculuk yapabilir ama herkes oyuncu olamaz. Yani sen o bohem ruhundan, araştırmaktan, üretmekten, hayattan keyif almaktan vazgeçmeyecek noktada oyunculuk yapıyorsa lütfen oyuncu ol. Herkes oyuncu olsun. Ama sen sadece bu işi, ben bir yere kapak attım, bu işte gitti gitmedi, ünlü oldum, iki reklam çektim gibi bir yerlerden yapıyorsan sen oyunculuk yapıyorsun sadece. Yani buna karar vermesi lazım. Bu arada bu yapılabilir bir şey. Tabii ki. Ya sana bu şansı veriyorlarsa. Tabii ki. Sıkıntı yok. Herkesin yani bu sektörde özellikle ekran önünden bahsediyorum, ekranda. Herkese ihtiyaç var. O güzel kıza da ihtiyaç var, yakışıklı çocuğa da ihtiyaç var. O yetenekli tipe de ihtiyaç var. Sana da, bana da ihtiyaç var. Ama hani sen nerede durmak istediğine karar vermen lazım. Ben kendi adıma, ben daha jöndeme oynayabilecek bir kastı geçtim. Şu an aslında hiç kastım olmayan bir şey oynuyorum. Ama ben bundan keyif alıyorum. Evet. Bunu becerebiliyor olmak bana kendimi başarılı hissettiriyor. Tabii. Bu bana ün mü getirdi? Evet getirdi. Daha çok mu para kazandırdı? Evet. Ama ne kadar umurumda? Bir yere kadar. Benim hayatımı idame ettirdiğim noktada benim için ekstra onlar. Ben kendimi iyi hissediyorum. Ben evet, orayla ilgileniyorum. İşte hikaye zaten. İnsanlara da sadece bunu söyleyebilirim. Yani çalışmak zorundasın. Okumak zorundasın. İzlemek zorundasın. Gözlemlemek zorundasın. Anlamak zorundasın. Farkında olmak zorundasın. Vazgeçmemek zorundasın. Olduğun şehirle irtibatını kaybetmemen lazım. Yani gene söylüyorum, ukalalık olarak algılamasınlar. Bu iş şu an dünyaca izlenen bir iş, bizim işimiz. Ben gerçekten sokakta zor yürüyorum. Yani seviliyor çünkü. Çok teşekkür ederim. Ama ben sokakta zor yürüyorum diye İstiklal'de yürümekten vazgeçmiyorum. Benim o kokuyu, o dokuyu almam lazım. Yani evet, beni anca hala nefes aldıran ve hayatta tutan şey o çünkü. Ben işin bu kısmındayım. Bundan vazgeçmemek gerekiyor. Aynen. Yani i̇şte, nefes almak gerekiyor. Önemli bir anahtar bu yani. Gezecek, tozacak, yurt dışı görecek. Hani az parayla çok şey yapmayı becerecek. Yani nefes alması lazım. Anca o zaman bu işin bir keyfi çıkıyor gibi zaten geliyor. Zaten yaşamadığın zaman da oyuncu olma ihtimalin yok ki. Yaşamak da bu işte. Dolaşman, gezmen, tozman, bilmen, öğrenmen, görmen. Ancak böyle olabilir. Sanat, başka türlü yaşamış olamıyorsun. Sanat, psikoloji, insan evrimi. Birini görünce onun hakkında bir fikre sahip olmak, bazen onun seni çok şaşırttığı halde ne hissettiğini hissetmek, görmek. İşte insan hikayeleri takip etmek. Evet, biraz öyle.
Evet, yine insan hikayelerinden biri olan Farkıma Takılanlar kitabını ben size hediye ederek böylece bir insan hikayesi de burada var. Melisa'cığım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Ama yine eklemek istediğim başka şeyler varsa dinlemek isterim. Yok, çok keyifli. Sen çok, de sohbet her zaman keyifli. Çok güzeldi. Ben... Sadece arada kamera var yani o kadar. Aynen ama birçok dostumuzun da faydalanacağı bir hikaye olacak. Önce kitabı vereyim efendim. Efendim çok teşekkür ederiz. Sevgili Didem Sevinç Atölye'nin mumunu da size çok efendim, teşekkür ediyorum. En sevdiğim şeydir mum. Bu arada sevgili gel Kuzey gel. Kuzey gel Bey. Seni ben buraya alayım. Şimdi bak sana da oradan mum gözükmez. Verdim. Gel buraya. Buraya gel burada konuş. Sana da mumu verdi. Evet. Bir de kitap. Evet. Benim kitabım nerede? Sana kitap vermediler mi? O zaman kitap çıkmamıştı Kuzeyciğim ondan kitabını, ya. Bu arada burada şu bu an neredeyiz? Neden Kuzey bir anda kadraja girdi? Burası Art Simirna kafedeyiz. Evet, Art Simirna kafedeyiz. Onun mekanında sağ olsun Kuzey bizi ağırladı. Sağ olsun var olsun. Evet söyle. Parasıyla ağırladım ya. Ödeyecekler parayı da. Tamam tamam ödeyeceğiz. Şey yok. Bu arada benim boğa değilmişim ben. Neydim kız? Boğaya ikizleri ikizlersin. Boğaya ikizler ikizlermişim. Ben. Evet söyleşiden önce siz Melisa burçlara bak. Seviyor ben normal. Melisa bunun kararını verdi. Efendim hoş geldiniz. Hakikaten öyle. Teşekkür ederiz. Oradan izledim baktım. Ben de Melisa ile bugün tanıştım. Ne güzel. Melisa benim bütün hayatla olan bağlantımı ve burçlarla olan bağlantımı... Melisa astrologmuş aynı zamanda. Ha bir de öyle bir durum var yani. Melisa'nın astrolog olma durumu var. Beni çekiyor mu abi? Çekiyor, çekiyor. Merak etme. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ediyorum. Her zaman da burayı kullanabilirsiniz. Eyvallah. Büyük keyifle ağırlamaktan. Sağ ol. Hakikaten mutluluk duyuyorum. Canlarsın. Teşekkür ederiz. Sağ ol, sen de cansın. Efendim o zaman mekanın sahibine geldiğin sonuna gelmiş durumdayız. Tekrar başka bir mekanın sahibine geldik de bir başka güzel insanla tekrar buluşmak üzere. Müsaadenizle efendim. Tatilin tek adresi Tatil.com'un sunduğu mekanın sahibine geldik sona erdi. Tatil.